gazetesinde memleketiniz olan Adana ile ilgili bir tartışma var. Bir gösteri sırasında polisin gösteriye müdahalesinde şiddet görüntüleri de ortaya çıktı. Bu konuda değerlendirmeniz olur mu? Teşekkürler. Evet arkadaşlar, burada her zaman olduğu gibi kuralımız, prensibimiz açıktır. Biz mücadelelerini her zaman takdir ettiğimiz güvenlik güçlerimizin içerisinde çeşitli olaylara müdahale ederken orantısız güç kullanılmasını asla kabul etmeyiz. Orantısız güç kullanılması sonucunda ortaya çıkan görüntüler asla ve kata kabul edilemez ve bunlar meşru sayılamaz. Zaten bu bahsettiğiniz Adana'daki tablo ortaya çıktığı andan itibaren İçişleri Bakanımız, Adana Valiliğimiz açıklama yaparak soruşturmanın açıldığını söylemişlerdir. Bizim açımızdan temel prensip budur. Yani orantısız güç asla kabul edilemez. Orantısız güç meşruiyet sınırının dışına çıkmış şiddet demektir. Hiçbir şekilde hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına karşı orantısız gücün kabul edilmesi söz konusu değil. Birinci söyleyeceğim bu. İkinci söyleyeceğim şu. Burada şimdi bakıyorum bazı açıklamalara, muhalefet partilerinden bazı açıklamalara ya da bazı grupların açıklamalarına. Bu orantısız güç gösterileri sanki sistematik hale gelmiş bir hükümet politikasıymış gibi, sanki hükümetimiz, bakanlığımız, partimiz sistematik olarak böyle bir politika uyguluyormuş gibisinden bir iftira kampanyası yürütüyorlar. Yok 28 Şubat yeniden canlanıyormuş, yok eski günler yeniden geliyormuş gibisinden. Bunların hepsi arkadaşlar sadece ve sadece hezeyandır. Türkiye'de 28 Şubat uygulamalarının ortaya çıktığı zamanları ortadan kaldıran en güçlü mücadeleyi biz verdik. İkincisi, birilerinin 28 Şubat benzer uygulamaları diriltmesine karşı da yine en güçlü duruşu biz sergiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir sistematik şekilde yalan söyleme, iftira atma kampanyasına karşı da söyleyecek çok sözümüz var.